Hep derim ya doğa asla çöp üretmez. İspanya dünya tekelini elinde tutuyor. Ketçabından tut Hüseyin. İşte e, bu dondurmacılar var ya dünyaca ünlü markalar var. Dondurma evet. yapan, ketçap yapan, sos yapan, işte salça yapan firmalar var dünyaca. İspanya'dan gidiyor. Şimdi soyar portakalı veya mandalinayı. Onun beyaz lifleri var ya. Onu teker teker <laughs> çok şey yapıyor. Çok şey ya yani hep ayırır onu mübarek en kıymetli Çok atıyorsun ya. ya. Ya vücuda aldığımız nitratı bu yapıyor. Çok şey yapıyor. Çok şey yapıyor. Çok şey yapıyor. Çok Yemiyor mu? Yemiyor. Yediremiyor. Biraz daha büyüsün inşallah. Sera ye şunu diyorum. Ye, ne olur ya. İbrahim amcan söyledi diyorum. Yine de yediremiyorum. Çocuklarda zor ama büyüklerde varsa işte bu uyarınızı çok dikkate almak lazım. Evet. Neresi hocam? Bir Ve daha söyler misiniz? Milyar Soycu, soyup göstereyim şimdi diyeceğim ama. Var mı burada? Mandalinamız var. var mı mandalina. Var ha soy onu Hüseyincim. Soyu ver benim canım. Ha. Hemen. Siz buyurun hocam evet. vaktimizi. Şimdi burada Şimdi burada bu mandalina'nın bak bunları temizlerler işte. Şuna, Hüseyin, evet. ha. Şu beyazlar. Çek bir tane de görsün değerli izleyicilerimiz. İşte bunu oturur sabırla tek tek, tek, tek atar. Esas Şu. bunu yiyeceksin. Meyvasının en kıymetli kısmı bu yüzeyin. Bu. Bunu işte dondurma sanayine efendim salça sos sanayine her yere veriyorlar Tobaskoculara koculara yani. Ne bileyim ben. şey geç. Evet, pardon ya lazımdı. pardon. Evet devam hocam. Şimdi yani Hı. milyar dolar para kazanıyorlar senin bu beğenmediğin. Atmadım, evet İspanya. Evet, Portakal'da İspanya. da ayıklarlar ya öyle. Evet Yemin yanlış hocam, yapıyorsun. Yiyemiyor. Bak şimdi ıspanak çocuklar için. Yani 3 yaşına 4 yaşına gelmeden çocuklara lütfen ıspanak vermeyin taze ıspanak. Çünkü çok tavsiye ederler. Verecekseniz eğer kaynamış suyun içine, kaynar suyun içine daldırın o taze ıspanağı. Bir dakika beklesin, şöyle de bir sallayın onu. Bir maşayla tutarsınız. Sonra çıkartın. Ondan sonra çocuğa, küçük çocuklara vereceğiniz ıspanağı kullanın. Neden? Çünkü bunlar sonbahar sebzelerinde bu çok önemlidir nitrat yükü fazladır. Nitrat daha o çocukların bir yaşındaki, iki yaşındaki çocukların yani şeyi tam gelişmemiştir. Enzimleri, solunum ritimleri, bunu kontrol eden mekanizmalar daha tam gelişmedi. Onun için nitrat hem astım hastalarında, alerjik astımda olumsuz etkilidir ve nitrat yükü faydalı bir şey değildir. Onu söyleyeyim. İşte bunu yok ediyor. Ve nitrozamin, nitrozamin de bağırsaklarda kolon kanserini tetikleyen bir şey. Onu söylüyorum. En kıymetli yerini şey yapıyorlar, efendim atıyorlar. Şimdi bir şey daha var. Hüseyin, bunun içinde diosmin var. Diosmin ne biliyor musun? İşte bu gastritdir. işte den ziyade varis şikayetlerine karşı kullanılır. İlaç yapıyorlar bundan. Gerisini söylemeyeceğim ben. Daf Gerisini vatandaşlarımız, insanlarımız bilir. Varisi önlemede, varis ağrılarını almada bu şey kullanılır. Diyosmin kullan. Adamlar milyar dolar para kazanıyor ya. Biz bu pastayı keseriz Hüseyin. İnşallah. İyi bir dilim oradan çıkartır alırız. Daha çok bol üreteceğiz anlıyor musun? İşte. Bunlar böyle zor işler değil. değil. Çok kolay işler yani. Hocam şimdi Sena Nur Hanım. Hocam demiş bahçemizden 30 yıllık nar ağacı bu. Anladığım kadarıyla organik nar. Resmi geliyor. Fotoğrafı evet. geliyor. Maşallah. Organik nar 30 yıllık. İşte rengi de evet. öyle hiç kıpkırmızı falan mi? değil. Evet bravo. Narın kabuğu böyle. Evet. E bize ne satıyorlar? Kahverengi, sarı olur. Hayır kırmızısı da var. Yani da var. organik olup kırmızı türleri biraz. değişik. Yani yapa portakalı, kan portakalı, Washington, Doğru. Valencia. İşte hocam diyor ya Valencia bizim değil ki. Hadi oradan. Bal gibi benim. Çünkü bende pedoklimatik sistem var Anadolu toprağında. Hemen onu biz kendi türümüze değiştiriyor. Bunu toprak yapıyor Hüseyin. Açın okuyayım pedoklimatik ne demektir? Yani nasıl şeyde narenciye dediğimiz şey bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli seyircilerimize. Gerçekten fotoğraf yağıyor. Son bir tane daha verip Bak. ondan sonra da Nide Nide elması ilaçsız. Buyurun. Evet. Mis gibi de kokar bu. Evet. Isırdın mı? Ağzında bir lezzet. İşte yedikçe yiyesin Kesin gelir. İşte. Oturur çok rahatlıkla. Yani 5-6 tane bundan yersin. Ama yarım saat sonra ne şişkinlik kalır ne bir şey kalır. Mükemmel bir ara öğündür bu. Hiç var mı yakışıklı elmalara benziyor mu? Evet Benzemiyor. sağ olsun. Peki e, ben... değerli seyircilerimiz. 7 numaraya geldik ama burada geri kalanları önümüzdeki haftaya devredeceğiz. Çünkü Öyle mi? Kibiden evet, kibiden sonra bırakıp hem sorularınızı cevaplayacağız Bak, hem de yapmamız gereken türlerimiz var. O zaman Narenciye ile ilgili şeyi söyleyeyim orayı tam kapatalım. Tamam, yani çok geçmeyelim. şiddetli kabızlığı olanlar vardır. 15 günde bir çıkanlar var zorlanarak Hüseyin. Tenkiye kullanmak zorunda kalıyor. Alın 7-8 tane portakal yaprağını Taze yeşil olacak ama. Öyle kurutulmuşu olmaz. 15 dakikada kadar kaynatın. 150 mililitre suda ve bunu bir kere için. Yani her gün günde bir kere yapabilirsiniz. Daha ben en geç ikinci içimde ne kadar şiddetli şey olursa olsun, kabızlığınız olursa olsun çözüyorsunuz bu sayede. Peki hocam. Portakal kabuklarını ezin. Ezelim. Romatizmalı bölgelere sürün Sürelim. onu. Ağrılarını almakta evet.